Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle salçalı arpa şehriye çorbası yapacağız. Şöyle tenceremi ocağa aldım. Biraz yağ ekledim. Bir kepçe kadar yani 2 yemek kaşığı kadar domates salçam var. Domates salçamı ekledim. Güzelce salçamı kavuruyorum. Şu şekilde Burada da şehriyelerimi kavuruyorum arkadaşlar. Salçam da bayağı kavruldu. Şehriyelerimi burada kavurmamın sebebi çorbamızın içinde daha dağılmasın diye. Siz de kesinlikle böyle yapmalısınız. Az bir yağda güzelce pembeleşene kadar kavuracağız arkadaşlar. Yan tarafta da salçamız hala kavrulmaya devam edecek. Güzelce çözülene kadar. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Devamını bekliyor olacağım. Şimdi un ekleyeceğim arkadaşlar. Un ekledikten sonra hemen karıştırıyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un ekledim ben. 1,5 2 yemek kaşığı kadar. Bu arada arkadaşlar ben fazla veriyorum tarifini biraz fazla yapacağım çorbamı o yüzden siz malzemeleri daha az kullanabilirsiniz. Şöyle biraz da unla kavuracağım. Şehriyelerim de burada biraz kızarmaya başladılar. Salçamı unla da güzelce kavuruyorum. Şöyle bir bir bardak kadar soğuk suyumu ekliyorum arkadaşlar önce biraz açmak için. Şimdi hemen ardından da sıcak suyumu ekliyorum. Aynı zamanda hızlı hızlı karıştıracağız arkadaşlar, çırpacağız. Topaklanmaması için. Şehriyelerim hala kavurmaya devam ediyorum. Biraz kavrulduktan sonra yeşil biberleri ekleyeceğiz. Şöyle çorbamı da karıştırıyorum arada. Evet arkadaşlar ince ince kıyılmış biberlerimi içerisine ekledim. Kırmızı biber olsa daha güzel olabilirdi ama ben de kırmızı biber yoktu. Yeşil biber ilave ettim. Siz de isteğe bağlı koyabilirsiniz. Şöyle biraz da biberimle kavuracağım. 2-3 dakika kadar. Zaten ondan sonra da çorbamızın içerisine ilave edeceğiz. O arada da çorbamı karıştırıyorum. Şimdi çeşni katacağım. Ben 2 tatlı kaşığı kadar kullandım. Olmazsa olmazı sebzeli çeşnidir. Her çoğu çorba, çorbamızda. Ben tuz ilave etmiyorum arkadaşlar çünkü çeşnim çok tuzlu olduğu için. Ayrıca tuz atma gereksiniminde bulunmuyorum. Ama dediğim gibi siz isteğe bağlı tadına bakarak ekleyebilirsiniz. Şu şekilde karıştırıyorum. Videolarımı da sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Güzelce kavruldu arkadaşlar. Şöyle şimdi Çorbamın içerisine ilave ediyorum. O da zaten hemen köpürdü. Şimdiden bile kokusu çok güzel. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Artık 5-10 dakika sonra hazır. Evet arkadaşlar çorbam oldu. Gerçekten harika gözüküyor. Şöyle. Siz de kesinlikle yapmalısınız. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun arkadaşlar. Gayet de güzel pişmiş. Kokusu da harika. Bir de limon sıkarsanız gayet de güzel olabilir. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.